Can Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi siz bilgi birikimi yüksek bir insansınız. Yabancı dille birlikte yurt dışı, Türkiye, İstanbul, daha sonra Mersin'desiniz. Bir aile eri yapmışsınız. Çok güzel bir yer. Emeğinize sağlık diyelim öncelikle. Çok kısa sizi bir tanıtalım ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize. Selami Akpınar kimdir? Sektörle tanışmanız, buradaki aile ortamını oluşturmanız nasıl gerçekleşti? Yurt dışında eğitim sonrası ben Economy Organization okudum. Evet, nerede okudunuz? Avusturya, Viyana'da. Evet. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da çeşitli uluslararası şirketlerde çalıştıktan sonra tercüman kimliğimle Mersin'e geldim. Evet. Kaç dil biliyorsunuz bu arada? Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Slavca dillerinde evet. Mütercimim. Yeminli mahkeme tercümanıyım. Emeklilik sonrası bir vakıfla tanıştım. Türk Bir Dev Eğitim ve Kültür Vakfı'yla. Ve dil vermiş olduğum kursların devamında böyle burada yeşilin içerisinde doğal metropol olmasıyla birlikte mahallemizde, belediyemizde, bütün illerinde insanlarıyla birlikte güzel bir ortam kurduğumuzu Şimdi düşünüyorum. Şimdi burası öncelikle neresi? Mersin'in neresindeyiz? Mersin, Akdeniz, Hangi Yeni mahallesi? Mahalle. Yeni mahalledeyiz. Peki mülkiyet size ait olan bu yerde. Şimdi tabii hikaye var. Sizin tabii o tercümanlıktan gelen bir şey bu. Nasıl oluştu burası bir anda? Ben burada kurs veriyordum. Almanca, İngilizce kursları veriyordum. Ve buraya günlük 30-40 kursiyerim geliyordu. Evet. Bunların işte kola, bisküvi gibi buna benzer ihtiyaçlarını gidip hep dışarılardan tedarik ediyorlardı. Gördünüz tabii bu durumu. Evet. Hadi dediniz bununla ilgili bir çalışma evet, yapalım. Evet. Ondan sonra dedik biz buraya ufak bir yer açalım, kantin gibi. Bunu yaptıktan sonra da bu sefer parka çocuğunu oynatmaya gelen insanlar ya biz de gelebilir miyiz, oturabilir miyiz, işte çay var mı, kahve var mı derken kendi kendine mahallenin de benimsediği bir nokta oldu. Bir nokta oldu, evet. Evet, gayet güzel. Peki oturma yerleri yaptınız buraya, hem içeriden hem dışarıda. Evet. Kaç kişi burada oturup böyle faydalanabiliyor? Böyle 60-70 kişi burada oturup evet. Faydalanabilir. İnşallah ilerleyen zamanda farklı hizmetinizde tercümanlığınız var sonuçta, dernek çalışmamız var ve buradaki aile yerinde farklı bir çalışmada tekrar buluşmak dileğiyle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.